Arkadaşlar selamlar. Yeni bir uygulama serimize hoş geldiniz. Ekranda görmüş olduğunuz teknik resmi beraber modelleyeceğiz. Katıl abonesi arkadaşlar için katı modeli ve teknik resmi topluluk sekmesinde direkt paylaşacağım. Şimdi beraber biz bu tasarımı yapalım. Şöyle bunu diğer monitöre aldım. Ve SolidWorks düzlemini direkt açıyoruz arkadaşlar. Part düzlemini. Ekranımı beyaz yapıyorum. Ve teknik resmi şöyle direkt ön taraftan başlayalım. Şimdi geldim buraya. Ön düzlemden iki tane daire çizeceğiz. Rastgele çiziyorum. Daha sonradan ölçülendirme işlemini yapacağız. Bakın burada dış çap bizlere 50 milim olarak verilmiş. İçteki çap ise 36 milim olacak. Geldim şöyle eksen çizgimi alıyorum. Yatayda eksen çizgimi şöyle çektim. Bunun uzunluğunu iki daire arasındaki eksen uzaklığımız 110 milim olarak verilmiş. Geldim ikinci dairemi de alıyorum. Şöyle çapını 24 milim olarak çiziyorum ve içteki çapta bizlere 12 milim olarak verilmiş. Aynı şekilde geldim ve bu kısmı da 12 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Daha sonradan line komutunu aldım. Şöyle iki dairemizde birbirine teğet olacak şekilde birleştiriyoruz. Aynı şekilde geldim buraya, bu kısmı da birleştirdim. Daha sonradan şuradan daire komutunu aldım. Şöyle rastgele çapı 10 milim olacak şekilde bir tane dairemi çizdim. Kontrole basıyorum. Dairemin faremin sol tuşuyla dairemi seçiyorum ve bu iki daire birbirine teğet olmasını istiyorum. Objeleri aynalama dedim ve dairemi eksen etrafında bu şekilde aynaladım. Ve bu iki dairemin eksenden eksene olan uzaklığını teknik resimde görmüş olduğunuz gibi 17 milim olarak ayarlıyoruz. Tekrardan daire komutunu aldım ve bu noktaya ikinci dairemi de çiziyorum. Çap kısmını 13 milim olacak. Ve bunun da eksen noktasına olan uzaklığını 90 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Şöyle tekrardan kontrol yaptım. Evet. Geldim line komutuyla. Bakın bu iki daireyi birbirine teğet olacak şekilde birleştiriyoruz. Aynı şekilde buradaki kısmı da birleştirelim. Ve şuradan eksenimi dikey ve yatayda çizeceğim. Şöyle çaprazda bir karemiz var. Hatta dikdörtgen de diyebiliriz. Bunun şuradaki eksen noktasına, yani merkez noktasına olan uzaklığını 22 milim olarak bizlere verilmiş ve dikey ekseni olan açı değerimiz 45 derece. Geldim buraya, line komutunu aldım. Şöyle rastgele çizebiliriz, fark etmez, veya direkt orta eksenle alalım, daha iyi olur. Bunun uzunluğunu 10 milim olacak şekilde ayarlıyorum ve tam orta ekseni almak için de bu şekilde 5 milim olduğunu zaten görüyoruz. Line komutunu aldım. Yine şu kısmı bu şekilde çekiyorum. Diğer kısma da aşağı doğru indirdim. Objeleri buda kısmından bu kısımları trimliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bu kısmını trimledik. Ve buradaki fazlalığı da trimlemiş olduk. Şimdi geldik şuradaki kısımlara. Şöyle bu kısımlar bizim için fazlalık olduğunu görüyoruz. Şöyle yaklaştığımızda bakın şuradaki fazlalığı da trimleyelim. Aynı şekilde buradaki kısım da var. Bunu kontrole basarak birbirine teğetlik ilişkisini verelim. Şöyle yaklaştırdım.
teğet olmasını sağlıyoruz ve bakın tam tanımlı zaten otomatikman oluştu. Bunun da aynı şekilde bu kısma teğet olmasını istiyorum. Ancak şu kısımlarında yine trimliyoruz ve geldim buraya, bu kısmı da trimledim. Kontrol'e basıyorum. Teğetlik ilişkisini bu şekilde verdim. Bakın genel ölçüler teknik resimle aynı. Bunun ekstrüzyon ile kalınlığını vereceğiz. Şimdi teknik resimde bizlere 60 milim olduğunu söylüyor. Şu kısmı tekrardan şöyle baktığımızda açık kontürü var mı? Öncelikle ona bakalım. Şu anda göremiyorum. Tekrardan şuradaki kısmı da trimi yapalım. Unsurlara geldiğim ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. 60 milimlik ekstrüzyonumuzu ilk olarak verdik. Şuradan renk atama kısmına geliyorum. Bunu standart sekmesinden şöyle mor renkte yapabiliriz. Daha sonradan tab bileğine üst düzlemden bakacağız. Şöyle bakın tab bileğine geliyorum. Üst düzlemden bakıyorum. İlk olarak eksen çizgimi çizeceğim. Şöyle merkez noktasını yakalıyoruz arkadaşlar. Tam merkezden diğer uca çizmiş olduk. Geldim buraya. Şöyle rastgele bir çizim yaparak ölçendirme işlemini daha sonradan yapacağız. Akıllı ölçendirmeyi aldım. Bu kısmın uzunluğunu bizlere 65 milim olarak verilmiş. Bunun buradaki yarı çap kısmı 7 milim. Şuradaki uzaklık ise şöyle uzaklığımızda 41 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Şöyle tekrardan geldim. Eksen noktasını ayarlamamız gerekiyor. 48. Bu kısmın uzunluğunu 46 milim olarak ayarlıyorum. Ve bu kısımda 42 milimlik bir ölçüye sabit kalıyor. Objeleri öteleme diyeceğiz ama önce şunu direkt objeleri aynalama diyelim arkadaşlar. Geldim buraya. Şuradaki kısımlardan bunu direkt aynalıyorum. Ve bu kısmı da birleştireceğiz. Şurada radius kısmından dolayı bir uzunluk şeyi var. 2 milimlik bir radiusumuz var. O yüzden 41 küsuratlı çıkıyor aslında orası. Ama o şekilde biz şu anda bırakalım. Sorun değil. Geldik buraya. Burada bir öteleme işlemi yapmamız gerekiyor. 8 milimlik bir öteleme işlemini yapıyorum. Tabi ilk önce Ctrl Z yaparak şuradaki radiuslerimizi vermemiz gerekiyor. Bu kısımlarda radiuslerimiz var görüldüğü gibi. Radiuslerimiz yarı çapı 20 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Ve geldim şimdi. Bu kısımlarda öteleme işlemini direkt kendim yapmak istiyorum. Manuel olarak yapmak istiyorum. Çünkü burada bir uç uca eklemede sıkıntı yaşıyoruz. Evet, bu şekilde yapsak daha sağlıklı. Geldim. Objeleri aynalama diyorum. Ve bu iki kısmını da direkt aynalamış oluyoruz. Fazla ölçülendirme var. Onların bazılarını silmemiz gerekiyor. Bakın şimdi şu kısmı şöyle tutuyorum. Çekiyorum. Ucuca ekledim. Geldim burada. Fazla olan yerleri direkt trimliyoruz. Ve radius komutuyla yarı çapı 10 milim olacak şekilde radiusumu otomatikmen direkt atamış oldum. Line komutunu aldım arkadaşlar. Şuradaki noktalarımızı da kapatalım. Aynı şekilde buradaki kısmı da kapattım. Tekrardan line komutunu aldım arkadaşlar. Bakın şuradaki kesme işlemleri yapacağımız için şöyle
Direkt buradaki kapalı kontrolleri alacağız. Objeleri buda diyorum. Bu kısımları yine bu diyoruz. Geldim buraya. Bu kısımları da aynı şekilde kapatıyorum. Ve objeleri buda diyerek bu kısımları da direkt kapalı kontör haline çeviriyorum. Unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile kes diyorum. Şöyle bu kısmı seçiyorum. Bu kısmı seçiyorum. Ve aynı şekilde bu kısmı seçerek bakın katı gövdemizi oluşturmuş oluyoruz. Bazen karmaşık görüşen, yani karmaşık görünen parçalar aslında iki komutla halledilecek duruma getirebiliyoruz. Burada önemli olan bakış açısı. Bu da bol bol uygulama yapmanız gerekiyor. Yani buradaki perspektif bakış açısını yakalamanız için sürekli uygulama yapmanız gerekiyor. Hani parçanın sağından mı, üstünden mi, önden mi, işte bakış açınıza göre bu sürekli uygulama yapa yapa geliştiğini göreceksiniz. Ben şimdi burada hemen radius kısımlarını da atayım ve tasarımı bitireyim hızlıca arkadaşlar. Şurada her tarafına 2'şer milimlik radius atama işlemlerimiz var. Seçiyorum bu kısımları. Şu kısımlar hemen otomatik algılaması gerekiyor. Bazen radiusleri tek bir komutla atamayız. Çünkü daralan yerler var. Oralarda patlamaya sebebiyet veriyor. Şu bütün yüzeyi ben atayım. Eğer hata verirse tek tek yaparız. Bu kısımlarda direkt bakalım. Şuradaki kısımlar kalmış. Bunları da atalım hemen. Başka kalan yer göremiyorum. Şöyle bu ikisini de mor renkte yapalım. Aslında bunları farklı yapabilirdik ama bu seferlik böyle olsun. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi parçamızın teknik resme uygun tasarımını yaptık. Bu parçanın katı modelini incelemek isteyen arkadaşlar için katı kısmına ekliyorum. Zaten bütün artık tasarımları oraya eklemeye çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.